Hedef Bahçeli'ydi. Deniz Baykal ile bazı MHP'lilere kaset kumpası davasında savcılık mütalasını mahkemeye sunarken asıl hedefin MHP lideri Devlet Bahçeli olduğu belirtildi. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanması ile ilgili, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 170 sanığın yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalasını mahkemeye sundu. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne celse arasında sunulan 437 sayfalık mütalada dikkat çekici tespitlere yer verildi. Kaset kumpasıyla asıl olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alındığı ve görevinden ayrılmasının istendiği tespiti mütalada yer aldı. Mütalada kaset kumpasının mağdurları, müştekiler Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticiler Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Ümit Şafak, Osman Çakır, Mehmet Ekici, Bülent Dinmez, Ahmet Deniz Bölükbaşı ve İlhan Barutçu'nun özel hayatlarına ilişkin görüntülerin, FETÖ'nün teknik takip ve izleme çalışmaları sonucu elde edildiği belirtilerek, siyasi sonuçlar elde etmeye yönelik olarak bu görüntülerin internet ortamında yayınlandığı ve hedef kişilerin, toplum nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı yürütülen soruşturmada ve kovuşturmada tespit edilmiştir denildi. MHP'li siyasetçilere ilişkin görüntüler yayınlanırken, MHP yönetiminin tepeden tırnağa istifa etmesinin istendiği ifade edilen mütalada şöyle denildi. Bu yayınlardaki zamanlama, yayınlama ve sunum biçimi birlikte değerlendirildiğinde MHP'nin genel başkan yardımcıları, genel sekreteri, il başkanı olan ve internette özel hayatlarına ilişkin görüntüleri yayınlanan müştekiler, FETÖ tarafından hedef alınmakla birlikte, asıl olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alındığı ve görevinden ayrılmasının istendiği, başdanışmanının, özel kalem müdürünün, müdür yardımcısının ve koruma müdürünün telefonlarının dinlenmesine rağmen Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek bir veri bulamayan FETÖ'nün, parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bunlar üzerinden parti genel başkanını hedef aldıkları, genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP genel başkanını değiştirmek olduğu anlaşılmıştır. Mütalada MHP'lilerin evlerinin yatak odalarına, salonlarına, oturma odalarına ses ve görüntü aktaran cihazlar yerleştirildiği, müştekilerin milletvekili adaylığı ve partideki görevlerinden ayrılmalarının istenildiği aktarıldı. İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüklerinde FETÖ'cü görevlilerin, müştekilerin kişisel bilgilerini defalarca sorguladıklarına, gerçeğe aykırı suçlamalarla dinlediklerine ve takip ettiklerine dikkat çekildi. Dinlemelerle kişinin irtibatları ve özel hayatına ilişkin adresler belirlendi. Kimse yokken evin kilit sistemi fotoğraflandı. İstihbarat daire başkanlığında kilidi açabilecek personel varsa açtı, yoksa çalışılan çilingir aracılığıyla hedefteki kişiler evde yokken kapıları açtırıldı. Mütalaya göre, Baykal ve sekreterinin telefonları da dinlendi. Baykal'ın Angora evlerindeki konutuna, kapıyı çilingiri açtıran eski istihbaratçı polis 4 sanık, 28 Ağustos 2008'de, böcek olarak adlandırılan cihaz yerleştirdi. Ancak cihazdan ne tür ses ve görüntü elde edildiği belirlenemedi. Çilingir'in müstakil evin kapı kilidini açtığı sırada istihbarat görevlilerinin çevreyi kontrol ettikleri, site güvenlik görevlilerinin yaklaşmaları üzerine ise Çilingir ile polislerin evin arkasına saklandıkları bildirildi. Dinleme ve fiziki takip sonucunda, bazı sanıklar Baykal'ın zaman zaman gittiği Çukrambar'daki bir evi takibe aldı. 27 ila 28 Mart 2010'da dairenin kapı kilit anahtarının kopyalandığı, 13 Nisan 2010'da dairenin salon ve yatak odası kısmına gizli kamera yerleştirildiği ifade edilerek, mütalada şöyle denildi, 14 Nisan 2010'da yerleştirilen görüntü aktarma cihazlarının ayar ve kontrollerinin yapıldığı, 30 Nisan 2010'da ise soruşturmaya konu video görüntülerinin yerleştirilen cihazlar aracılığıyla temin edildiği ve aynı gün cihazların söküldüğü anlaşılmıştır. Çukurambar'daki adreste yapılan arama ve incelemede, evde cihazın yerleştirildiği belirlenen yerlerden alınan görüntülerle internette yayınlanan ve müşteki Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen özel hayata ilişkin görüntüler karşılaştırılmış, görüntülerin bu adresten temin edildiği anlaşılmıştır. Müşteki Baykal'a yönelik eylemlere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan sanıklar Kaan Öz Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yaslıbaş, Rüstem Atik, Abdül Köksal, İlker Usta, Sedat Zavar, Abdülvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Yiğit Uyar, Osman Oktay Ilıcan ve Enes Çığcı'nın katıldıkları belirlenmiştir. FETÖ yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklardan Ramazan Akyüreğin o dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olduğu belirtilerek diğer sanıkların eylemlerini Akyüreğin bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleştiremeyecekleri ifade edildi. Suçların bir bölümünün işlendiği dönemde ise Ömer Altıparmak'ın Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olduğuna işaret edilerek söz konusu suçların Altıparmak'ın da bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Sanık eski Emniyet İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in silahlı terör örgütü üyesi olmak, suçunun yanı sıra 5 müştekiye yönelik işlenen suçlarda sorumluluğu bulunduğuna, sanık Gürsel Aktepe'nin ise Baykal'a yönelik eylemler gerçekleştirildiği dönemde İstihbarat Daire Başkanlığı Tekop Şube Müdürü olduğuna dikkat çekildi. Sanıklardan Sedat Zavar'ın Baykal ile MHP'den istifa eden 6 müştekiye, İlker Usta'nın ise 8 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle hapisleri istendi. Hürriyet'in haberine göre, mütalada, bu beyandan, Baykal'a yönelik soruşturmaya konu eylemlerin FETÖ mensubu emniyet istihbarat görevlilerince gerçekleştirildiği anlaşılmıştır, değerlendirmesinde bulunuldu. Örgütsel planlama doğrultusunda elde edilen görüntülerin halen firarda olan gazeteci Cevheri Güven'e verildiği, bir internet sitesinin Güven'in ilettiği görüntüleri yayınlamaması üzerine o sırada gazeteci Sanık Yener Dönmez'in yazarlık yaptığı internet sitesinde görüntülerini yayınlandığı bildirildi. Mütalada yüz sanık hakkında, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, siyasal hakların kullanılmasını engellemek, konut dokunulmazlığını ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal ve haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi suçlardan hapis cezası talep edildi. 28 sanığın beraatı, haklarında yakalama emirleri bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığcı'nın de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istendi. FETÖ'nün 2010'daki Deniz Baykal, Devlet Bahçeli ve MHP'lileri hedef alan kaset kumpasları, hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ergün Yıldırım'ın sözlerini akla getirdi. Ergün Yıldırım, önce şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman Gülenciliği Kemalistler gibi okumadım. Benim için Gülencilik 2013 yılına kadar cemaattir ve bu tarihten sonra paralel yapı olduğunu gösteren tutumlar içine girmiştir demişti. Bu yayınlardaki zamanlama, yayınlama ve sunum biçimi birlikte değerlendirildiğinde MHP'nin genel başkan yardımcıları, genel sekreteri, il başkanı olan ve internette özel hayatlarına ilişkin görüntüleri yayınlanan müştekiler, FETÖ tarafından hedef alınmakla birlikte asıl olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alındığı ve görevinden ayrılmasının istendiği, baş danışmanının, özel kalem müdürünün, müdür yardımcısının ve koruma müdürünün telefonlarının dinlenmesine rağmen Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek bir veri bulamayan FETÖ'nün, Parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bunlar üzerinden parti genel başkanını hedef aldıkları, genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP genel başkanını değiştirmek olduğu anlaşılmıştır. Kısaca özetlemek gerekirsek, değerli takipçiler, FETÖ yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklardan Ramazan Akgüre'nin o dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olduğu belirtilerek, diğer sanıkların eylemlerini Akgüre'nin bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleştiremeyecekleri ifade edildi. Suçların bir bölümünün işlendiği dönemde ise Ömer Altıparmak'ın Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olduğuna işaret edilerek, söz konusu suçların Altıparmak'ın da bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.